Ne ya? Patates mi? Ay Zeynep. Ekmeğe sürmeye iyi. Sosis var ya şimdi. Böyle dolu bu çatal senin. Ekmek. İlk patates ama. İlk patates. Ben ekmeği yapayım. Tavan her şey var daha ne? Bir zeytin ekmek. İlle yumurta mı yiyeceğiz? Ali'cim. Sos üstü koyuyor. Beş yıldır şiirim o berek üstü bir yanım. Şu yalancı. Telesiyajlar tepeye kadar çıkıyor. Yasak, yasak. Nasıl orman, gideceğiz? Ormana girmek yasak ya. Önceden nasıl giriyordunuz? Buradan. Geçen de daha biri geldi, kapalı değildi. Tepeye aşağıda çıkılıyor. Baksana abla ondan. Şuradan soralım mı? Evi telesiyaj yapsın mı çocuklar? Binecek mi abla? Çocuklar dur, uzun sürer o da. Ben binerim, istiyorum evet. Bunlar ben de. Ben de istiyorum. Yüksekten geçer bak. Orada hani her yaş. Buradan buradan. Ben de binmek istiyorum diyor da. Ay ya. He, değil mi? Ay, yemek olmayan yerde durmak. Burada ne meyve var? Ne barınak. Arkadaşlar biz zirveye çıktık. En tepeye, telesiyajların üstüne. Bakın burada telesiyajlar. Oteller bölgesinin üstüne. Buralar eskiden hep kayak. Kışın kayak merkezimiş burası işte. Buralar 3 metre kar. Anne sonra alırdınız be. Bir de bir kontrol etseydik. Ne? He, bak buralarda da var. Bak bak bak. Baba burada. He, var. Makasta. Tabii ya, makasta. Bak. Dün ayıları izlemeye gittik biz. Gece göremedik.
Diyorum şimdi tez zirveye çıktık ya. Burada çıkmasın bir tane ayı karşımıza diyoruz. Şu kayalara bakın. Telesiyeş. Oynasınlar, annem radyoyu getirdi. Altın otu. Dolu burası. Kekik dolu. Ali'cim yavaş. Dur bir bakacağım buralarda ne var. Allah korusun. Çıkıverirse karşımıza ne yaparız? Ah, kertenkele gördüm Ali. Kocamandı. Bu tarafta. Kocaman gördüm. Hadi inelim aşağıya. Ali oralara gitme. Gel. Zeynep havada. Mama cesit havada. Oh oh, Ali oturmuş taşın tepesine. Çıkmış. Oradan manzarayı izliyor. Oh. Ali keyfin keyif. Oh. Yaşıyorsun hayatı. Yemini versene Zeynep. Oo. Ben de suyunu atıyorum. At annem, yemeğini suyunu da versinler. Annemle Muhammed orada oturuyor. Zeynep sen yalnız. Zeynep sen ne yapacaksın? Atıyorum. Evet, bakın oteller bölgesi aşağıda kalıyor. Şurada. Biz çıkabildiğimiz kadar çıktık. Şurada da yukarı aşağıya inen telesiyerciler. Onları görünce korku filmleri geliyor aklıma. Böyle düşüyorlar ya, takılıyorlar, kalıyorlar. Bu altın otu çok faydalıymış arkadaşlar. İnternette baktım. Bakın böyle çayı yapılıyormuş. Böyle ormanlık alanlarda oluyor. Hep böyle kendimi göstermeyince azıcık kendini göster diyorsunuz. Kendimi göstermediğim zaman, kendimi gösterince de doğayı göster diyorsunuz. Araya böyle ortaya karışık bir şeyler çekeyim bari. Babam bugün gitti tamirden aldı arabayı. Ondan sonra hem su doldurmaya çıktık. En tepede dağ suyu. Hem de gezmeye dolaşmaya böyle çıktık. Bakalım ne var ne yok. Radyoyu da getirdik. Böyle keyif yapıyoruz işte. Geziyoruz. Mamudo, Mamudo. Babam nerede ya? Gittiler kızım onlar da aşağı yuvalar. Zeynep. Gelin bakalım. Bak her taraf kekik. Bunları o koyunlar yiyor. Ne güzel. Etleri de mis. Lezzetli oluyor işte. Eti. Tabii yukarıları var ya. Buralarda otlanıyorlar. Koyun, keçi. Bak taşa bak nasıl durmuş. Aynen. Ali gördün mü taşı? Öyle mi doğmuş? Mersin'de varmış ya bir taş böyle. O arkadaki ne? Kulübe? Aa, anne hani gri elementlerde bir kulübe var ya öyle onun gibi. Değil mi? Evet. Çık.
gideceğim mi resim çekeyim seni? O taşa. Ha. Yavaş Zeynep. Oh çok güzel, bol oksijen. Aynen, çok güzel. Al koçlar, Ali Ağaoğlu'nun oteli. Bu kadar oteller var. Evet arkadaşlar, birazcık burada da mola verdik. Telesiyeciler bu şekilde işte. Bakın. Böyle iki kişilik. İlk geldiğimizde bayağı bir kalabalıktı ama şimdi artık saat 7 oldu. O yüzden kalkış yeri burası. Buradan kalkıyor tepeye. Şurada Ali Ağaoğlu'nun oteli. Şu aşağıda Al Koçlar, Kervansaray, bütün oteller bölgesi burası. Uludağ'ın kayak merkezi. Kışın kaç metre kar oluyor. Gene gelen geliyor tabii kayak yapmaya. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Bu tarafta da oteller var. Gidiyoruz. Hadi bakalım Zeynoş. Yavaş, dereye düşme. Deremize bakın. Herkese yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Sabah yürüyüşüne çıktık ablamla. Çocukların bir kısmı uyandı, bir kısmı uyuyor şu an. Annem de yavaştan kahvaltı hazırlıyor. Yatakları topladık. Hemen erkenden çıktık. Bu sabahın sessizliği, temizliği başka oluyor. Gündüz de yürüyoruz genelde. Ormanın içine girelim diyorum da sabah erken saatlerde şimdi köpekler ormanın içinde yatıyor. Ablam o yüzden daha sonra gireriz dedi gün içinde. Gidiyoruz bakalım ablamla birlikte şimdi biraz yürüyeceğiz. Hafiften bir sis var. Abla hadi gel. Gün içinde size buraları çekmiştim ama sabahın erken saatlerinde bakın tezgahlar yeni kuruluyor. Burası işte değişik tropikal meyveler var. Arapların ilgisini çekiyor bayağı bir. İtfaiye burada. Şimdi erken saatte herkes tezgah kuruyor. Buradan aşağı adrenalin parka gidiyor. Bakın. Çalışıyor teleferikler. Ama bakın bu tarafı ben gündüz de size göstereceğim. Ama şu an sistem hiç görünmüyor. Teleferiğin olduğu bölge. Ambulans, jandarma. Evet. Türkiye'nin ilk kayak merkezi.
Sen uyuyordun, ben de gittim yürüyüşe. Ne? Tamam. Tamam hadi gel. Ay yavrum. Kız. Günaydın. Zilluş. Ah. Hadi içeri. Atmıştım aşağı yere böyle. Almış. Yumurta. Onun şeyi. Ben bundan. Tamam. Adını satar dokunma anne. Evet. Saralandayız. Yürüyüşe çıktık. Şimdi teleferiğin iç kısmını gezeceğiz. Sizlerle birlikte. Babamla enişte yatıyorlar. Barakadalar. Biz de çıktık çocuklarla biraz yürüyüş yapalım. Gel bakalım. Hayır giremeyiz. Ona 250 lira para mı alıyor? Ne alıyor? Paralı onlarla çekim yapmak. Bak herkes her papağanı alan gelmiş. Herkes de papağan. Bir sorun mu papağan? Para değil mi diyor? Hayır. Bak. Gördün mü? Konuşsam taklidimi yapar mı? He? Konuşsam. Yapar. Gel bak burada ne göstereceğim sana. Ali bak teleferiğin gidişi. Ne? Bak gidiyor teleferik. Tamam şu fosforu alacağım ona. Gidelim mi? Hayır. Giderken iniyorlar. Hemen inmeleri gerekiyor. Dönüyor. Gel. Ooo, curcuna karışık. Hugubugi. Evet, Hugubugi. Şurada gezelim. Buraya bir gidelim. Alamam buradan oyuncak. Aa, biliyorsun değil mi? Gezmek, ellemeye kızıyorlar. Zeynep gel. Anne, bir sorayım mı? Sor. Fiyat 100 lira. Sana yapabileceğim fiyat 100 lira diyormuş. Ali gitmiş topları sormaya. Ay çok güzel. Çok güzel. Ali gel. Zeynep tut. Abla, Zeynep teyzenler içeride bekle. Tüylü köpeği anlatıyor ya herkes. Baksana ne tatlı. Oy çok tatlı. Abla oturacaksın mı? Kalkacağız şimdi biz gideceğiz ablacığım. Arkadaşlar çocukları bıraktık. Ablamla birlikte biz tekrardan çıktık keşfe. Dereye geldik. Bu bayağı bir teleferikten indikten sonra sol tarafa doğru direkt çıkıyorsunuz. O tarafta. Böyle kuş üzümü topladık birazcık. Bunlar yabani, yaban mersini diyen de var. Kuş üzümü diyen de var. Bunun reçelini yapıyormuş burada kadınlar. O kadar da güzel ki. Şöyle çalıkların içerisinde oluyor ama. Birazcık bu çamlar falan, küçük çamlar, dikenler batıyor. Bakın ablam burada topluyor.
dolu. Bak şöyle üzerinde dolu, gördünüz mü bunlar? Çok güzel. Ali'ye yedireceğim. Yaban Mersin'in tadını çok merak ediyordu. Bu da ona yakın bir tatmış. Çok faydalıymış. İşte kurutup pilavlara falan da katılıyor sanırım. Ormanda aç kalmıyorsun. Mantarı da bildikten sonra gene toplayanlar çok var. Ama dikkatli olmak lazım tabii. Kaç kişi zehirleniyor mantardan ama annem biliyor. Cincirik mantarı mı diyor. Bir de cincirik mantarı. Ay dolu, buralara girilmiyor ya o yüzden. Aşağıda bir teyze gördüm. Dedim teyze ne yapıyorsun? Dedi kuş üzümü topluyorum. Gel sen de diyor bana. Bizde yok dedik. Kolay gelsin dedik. Bursalardan gelmiş. Poşet vardı galiba. Bakarız çantama şimdi. Gelmiş Bursalardan sanırım pikniğe. İşte tanıyan topluyor böyle. Kuş üzümü toplayan var. Mantar toplayan var. İşte kantaron toplayan var. Başka bir sürü burada herkes topluyor. Otun çeşidini şeyini bilen herkes topluyor. Görüyorum böyle. Gezerken herkesin elinde poşet geziyor. Ya. Hafif böyle mayhoş, çok güzel. İçi sulu sulu. Çok lezzetli. Şimdi burası böyle hafif dere akıyor. Bazı zamanlar daha dolu oluyormuş su. Şu an iyice kuru. Biz de birazcık daha yürürüz. Teleferikler gidiyor oteller bölgesine. Bunlar kapalı. Oteller bölgesinde telesiyejler var açık. Bak hep dolu. Herkes gidiyor otellere. Çok güzel. Şifa olsun inşallah. Bakın arkadaşlar böyle küçücük şu dikenli çamların içinden çıkıyor. Bakın. Şimdi birazcık aldık böyle. Yedik. Güneş olmadan, tepede güneş olmadan buraya geleceksin erken. Toplayacaksın. Güzel. Bakar mısınız? Dop dolu. Şimdi çeşmeye gidiyoruz. Üstü dop dolu bakın. Evet, safari turu yapıyorlar böyle. 500 lira bunlara binmek. Nasıl kapatıyor? Kocası da gülüyor. Evet, birazcık oturduk. Şimdi dönüş yoluna geçtik. Evet, safariciler gidiyor gene. Oh, çoluk çocuk doluşmuşlar içine. Şunlara bakın. Oh, oh, oh. Arap ailede 4 tane çocuk var. Oh, Arabistan'dan mı geldiler? Dubai'lerden mi geldiler? Hep böyle Türk çok az var. Bir tek sen Türk'sün. Uludağ'da bir tek gezen Türk benim. Dermişim. Hep Arap. Bir de hep dikkatimi çeken yanlarında bakıcılarının olması. Hep bir bakıcı oluyor çocukların başına. Bir de temizlikçi oluyor. Şimdi buraya pikniğe geliyorlar. Tüplerini de getirmiş. Teyze topluyor mu hala? Teyze ötede dolu var orada. Burada da var mı çok? Nerede ötede? Şurada dereye ta var ya. Ha, ha. Orada dolu ağaçtır. Böyle yerler bu cıngıl cıngıl dolu. Haberin olsun. Allah razı olsun. Hadi görüşürüz. Biz burada barakada kalıyoruz işte. Barakada kal. Bunu alın yapın, güzel oluyor. Sen ne yapıyorsun onu? Reçel. Tamam. Sen kavanoza koyacak. He. Ne vakit olursa o zaman yiyecek. Tamam. Sen nereden geldin? Ben buradan Bursa'da geldim. He, biliyorsun ondan. He. Çok. Sen nereden geldin? Ben de Bursa'dan. Yakınsın sen de. Sen nereden? Ben Kolçınar'dan. He, Kolçınar'dan. Osman Kazı'ya yakınım.
İyi, ne güzel. Bilen, bilmeyen çok biliyor da topluyor, ne güzel. Aslımız mı? He. Anne tarafı Trabzon, baba Adapazarı. Trabzon yakın bize. Sen? Biz Malatya'lıyız. Malatya mı? He. Ters, evet. Karadeniz biz. Hay. Evet. Olsun, ne yapacaksın? Biz birbirimizi seviyoruz. Birimiz bir. Evet, evet. Hepimiz aynı. Hepimiz, Allah Rabbim bir keder vermez. Amin. Oralarda çok var, aklında olsun. Allah razı olsun. Hadi, kolay gelsin. Tamam, hadi bakalım. Hadi, iyi günler. Evet, ablamla birlikte kapı önünde böyle Nescafe keyfi. Teleferiğin içinden aldım bu tatlıları. Halka tatlısı 20 liraya satılıyordu ama burada kalanlara indirimli aldık. Bize aşağıdaki fiyattan yapıyor. Şöyle keyif kahvesi içelim. Bize afiyet olsun o zaman. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz Zeynep'le. Evet, parka gidiyoruz. Oo, sen çok biliyorsun kış. Sis çöktü. Bugün zaten havamız kapalıydı. Şimdi sis çöktü. Akşam yürüyüşüne çıkalım dedik arkadaşlar. Annemi ormanda kaybettik. Şimdi bakıyoruz. Bir yerden bir ses geliyor ama. Hadi bakalım. Abla tut Muhammed'in elini. Saat kaç? 8. Hava artık kararmaya döndü. Bakalım annem nerede? Neredesin anneanne? Sesten bakayım. Bağır anneanneye. Geliyor mu sesi Zeynep? Gelmiş. Koda tuttum, nereye gitti? Nereye gitti? Şimdi bir ayı çıkacak karşımıza, göreceğiz. Bursa'ya dair her şeyi paylaşmış zaten Instagram'da ayıları. Ayı buldu anne. Ne oldu Zeynep? Ayı bulacağız. Kimi? Yoyu. Yolu mu? Aha. Burası kimin evi var bu ormanlarda? Yedi cücüğün Amazon'daydın. Yedi cüceler, başka kim? Pamuk Prenses. Görmedik mi onların evini? Hı hı. Nerede kızım? Hı. Anneanneyi de kaybettik. Evet. Hiçbir şey yok yani. Yoluna cadı çıkarsa anneannenin? Ne yaparız? Bunu sesi görüyorlar ya. Kimin? Anneannemin. Nereden? Sesten bakalım anneanneye diye. Anneanne! Aa! Buldun mu anneanneyi? Evet. Hadi koş bakalım. Bulalım, gel yukarıdan yolu. Yukarı yola çıkalım, gel. Sor anneanneye. Ah, çamlardan şey düşüyor. Böcek, örümcek. Ben var ya, örümcek. Neden korkayım? Hadi gel gidelim bakalım. Anneanne. Evet, annemi bulduk arkadaşlar. Ormanın derinliklerinden çıktı. Anne. Zeynep çok korktu. Zeynep, buldun mu anneanneyi? Hadi gelin gelin. Hadi gel Zeynep, köpekler geldi, gel. Yabuk. Yabuk. O şekil olsaydı ne güzeldi ya. Kıyamadım almayı. Annem kozalak toplamaya gitmiş ormana. Hadi gidiyoruz şimdi. Hmm, zeytinyağını bekletiyorsun. Her şeye şifa. Hmm. Önden göster. Bu sarı kantaron mu? Kırmızı. Kırmızı kantaron. Zeytinyağını bekletiyorsun. Birçok şeye faydası var arkadaşlar. Ablama da şöyle bir şeyler topladım. Ablam dekoratif tablolar yapıyor. Vernikleyip, boyayıp. Annem de kozalak toplamış.
bizde ses gelmiyor ormanın dibinden. Oo, bir görseniz. Zeynep korktu. Cadı cadıdan diyor Pamuk Prenses Yedi Cüceler. Cadını, cadı anneannemi aldı. Cadının evinde. Bilmem ne, bir şey hayal dünyası. Olamaz. Bak buldun anneanneni. Ben de Yedi Cüceler'in evine. Ne? Yedi Cüceler'in evine koydum kasayı. Ay, hadi gel eve anlatalım dedeye. Hadi. Sen anlat. Sen görmüşsün. Hayır, ben bir baktım. Bunları dedeme götür. Kız ne gördüler kaşıyor çocuklar? Ayı mı indi? Gündüz gözünle. Ayı gelirse çok korkuyor. Al tut onları. Temizle bu çıta taze kanalını. Onu amca senin dişini. Bitti mi anne? Ne? Ne oldu? Onu zorunlu değilsin. Çünkü anneanne bana ikimizi bisiklet alacak. Zorunlu değilsin. Hadi benim. Hayır benim. O zaman anne vereceğim. Sen de araba çalışmadı oraya kadar. O zaman hadi. Ben bineyim. Zeynoş'umuza bakın. Ormanda motor sürüyor. Bakın şimdi yaptığına. O kadar tehlikeli işler yapıyor ki bu kız. Bu var ya bu. Yavaş. Şuna bakın. Bay bay. Sen var ya sen ne işini biliyorsun. Sen ne işini biliyorsun ya. Bir daha. Bak motoru taşıyor. Atom karınca. Bıcırık. Oradan sür. Bu tepeye çıkıyor oradan. Bayır aşağı langır 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 kayıyor. Ne heyecanı macerayı seviyorlar ya. Hop. Önüne bak kız. Takla atıyordun. Rallici, minik rallici. Bak. Şuna bak. Tövbe. Erkek Fatma seni. Benikliyim ona. Benlemeyin, benlemlerim çay. Baban gelir. He, söylerim babama. Hadi biz Zeynep. Mehmet çekil teyzeciğim. Gitmiyor, şarjım bitti ki. Hayır. Tamam. Ne diyorsun Ali? Ayı geçen buraya geldi değil mi? Kavala evet, geldi. Buradan aşağı inmiş, öyle dediler ya. Buradan aşağı inmiş köpekler. Silah patladı geçen. Silah mı? Aha, silah patlamış. Seninle tanışmadan önce biz. Korktun değil mi? Korktum. Anne, ayı bu saatte de çıkar. Muhammed, motora bin Muhammed. Hadi burada vurun topa böyle. Şunu söyleyeceğim. Ali. Muhammed gel bu tarafa. Motoruna bin teyzeciğim. Motoruna bin. Sen kazanacaksın, koş. Te buralara girdi. Bak öteden de bir ışıklı bir şey geçti araba. Bakın bu aradan girdi kız. Buradaydı şimdi. Bak ayı sandılar. Bak şimdi bunlar. Bak şimdi yavaş yavaş izliyorlar ayı sandılar da.
kocaman. Ya. Ha, oraya girdi.